bilsin. Hayalindeki neyse o olabilsin. Bütün bunlar niye, bunlar niye? Çocuklar Gülsün Diye Derneği 16. Anaokulunu Tekirdağ'da Saray ilçesinin Büyük Yoncalı köyünde açtı. En büyük miras hani albümler, televizyon programları hepsi çok güzel. Hepsi bana bu popülerliği ve sizin burada olmanızı sağlıyor. Ama bu çok ayrı bir şey. İnşallah benim çocuklarım 15-20 sene sonra onlar annemizin açtığı 16. okulun altından 126. okul falan diye bir şeyler konuşuyor olsunlar. Bu derneğin başına geçsinler. İnşaat yapımını hayırsever bir ailenin üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Zehra Musaoğlu Anaokulu 5 Ekim 2013 Cumartesi günü yapılan açılış töreniyle eğitim hayatına başladı. Yeni eğitim öğretim dönemine yetişmesi için çok kısa bir sürede inşası tamamlanan anaokulunun açılışı, Tekirdağ Vali Vekili Ahmet Büyükçelik, Tekirdağ Milletvekili Ziyaettin Akbulut, Saray Kaymakamı Hüseyin Öner, Temel Eğitim Genel Müdürü Funda Kocabıyık, Dernek Başkanı Gülben Ergen ve Başkan Yardımcısı Elvan Oktar'ın katılımıyla yapıldı. Onlara verilecek bir eğitim. Bugün bu hayırlı iş için hep buradayız. Bu hayırlı ve çok yararlı bir hizmet için burada hepimiz toplanmış bulunuyoruz. Biz birçok ortamda toplumun önceliğinin eğitim olduğunu söylüyoruz. Her şeyin başı eğitim diyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu konuda katkısı olan özellikle Gülben Ergen'e, Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ne. Biz burada 16. anaokulumuzu açıyoruz beraber. Biz bu yolda 3 yıldır birlikte yürüyoruz. Açılış töreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanan okul, 100 öğrenciye okul öncesi eğitim olanağı sunacak kapasiteye sahip. Okulun inşaatının yanı sıra tüm donanımı Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından karşılandı. Programa hoş geldin Roji. Hoş bulduk. Biz Tekirdağ'dan geldiğimiz için çok heyecanlıyız. Anaokullarımızı verdik. Bu hafta Rojin'le başlamamızın en önemli sebebi albüm şarkılarının haricinde bugün bize canlı canlı da şarkılar söyleyecek. Sevgili Nuray Sayar'ı da bizlerle beraber olacak. Reklamlardan sonra Rojin'le geri dönüyoruz. Haydi bakalım. Do
dolunay ve ay tutulması burçları nasıl etkiler? Hangi burçlar tutulmadan olumlu etkilenecek? Tutulmalar ilişkileri nasıl etkiler? Ay tutulmasının olumsuz etkilerinden korunmak için neler yapılmalı? Bolluk ve bereketi artıran, aşkı ve kariyeri güçlendiren ritüeller. Burç yorumları. Enerjiyi temizleyecek gül yağı tütsüsü. Ve daha birçok özel formül vermek üzere ünlü astrolog Nuray Sayar'ı birazdan Gülben'de. Şey bitti artık. Bil bundan sonra seninle kopardım bütün bağlar. Her şey bitti. Vur bundan sonra. Kurtuldum kurtuldum.
Rejinin çok etkileyici bir Ayşe Arman röportajı var. O kadar etkilendim ki o röportajı okuduğumda. O pamuk tarlalarından inatla ve ısrarla konservatuara, tiyatrocu olmanın doğuda ne kadar kötü bir anlama geldiğine, tiyatrocu mu olacaksın, nasıl tiyatrocu olursun? Ama sen yine de inatla konservatuarı bitirip hem de belediye başkanı olduğu için değişmiş konservatuar değil mi ilk gittiğin? Yok, o belediye konservatuarıydı. Evet. Sonra hani şey olunca Ankara Devlet Konservatuarı'na sınava girdim. Evet. Belediye başkanı değişince oradaki tiyatro tamamen kapatıldı. Ne zorluklar. Evet. Kapatılınca ama sen yılmadın. Devam ettin ve konservatuvarda şan bölümüne de gittin. Şan bölümü, hayır, şan dersleri alıyordum. Şan dersleri alıyordum. Şan dersleri alıyordum. Böylece. Bitince rahatladın mı? Yani ben tiyatro yapacağım, sahneye çıkacağım, şarkı söyleyeceğim. Önün hiçbir şey engel olamadı ya. Şu anda pamuk tarlalarında çalışan, senin gibi içinde bambaşka bir amacı olup yolu tıkanan genç kızlar için özellikle bu soruyu soruyorum. Yani umut çok önemli, çok değerli ve pes etmeden her şeyin üzerine gitmek lazım. Mutlaka birçok engel çıkacaktır hayatta ama o engeller bence başarı için mesajdır, bütün engeller. Öyle engeller düşünün. Başarı için mesajdır, çok güzel bir laf. Peki, canlı canlı devam ediyoruz şimdilik kapatalım. Zehir yar.
Kalbim bir mayın tarlası ya, neredesin? Değil mi?
Gerçekten bizi çok etkileyen ama ritüellerim daha bitmedi dedi. Biz de ona doyamadık. Nuray Sayarı geliyor. Türkiye önümüzdeki günlerde yaşanacak ay tutulmasına hazırlanıyor. Ay tutulmasında burçlar nasıl etkilenecek? Tutulmada nasıl dua edilmeli? Ay tutulmasında evinizin enerjisini artırmak için neler yapmalısınız? Enerjiyi temizleyecek gül yağı tütsüsü ve daha birçok özel ritüelle ünlü astrolog Nuray Sayarı stüdyomuzda. Sözleri, giyindikleri, giydirdikleri, olay oldu. İvan Aser boşanmasıyla, anneliğiyle ve mesleğiyle çok konuşuldu. O şimdi Gülben'de konuşacak.
ünlü modacıdan giyinme tüyoları. Bu kışın modası ne? Hangi kıyafetler in, hangileri out? Ivana Sert merak edilen yönleriyle yarın Gülben'de. Hepinize inşallah sizlere de. Geçen hafta o kadar çok tweet ve mail aldık ki herkes maydanoz ekmiş eve. Evet. Ayın 5'inde yeni ayda. Yeni aya kadar dikmiş olacaklar da. Yeni ay günü. Yeni ha. ay günü. Cumartesi ve pazar günü maydanozlarını ekenler bir dahaki yeni aya kadar çil çil paralarını toplayacaklar. Rojim biliyor muydun? Diktin mi? Hiç bilmiyorum. Ay niye öyle inanmıyor gibi duruyorsun? Ben biber dikiyorum da acı biber. Ona göre acı gelsin. Birilerini tutuşturmak için. Eyvah eyvah. Biliyor muydun onu? Bak herhalde öyle mi var? Öyle mi? Tabii. Amaç birilerini tutuşturmak değil vallahi yemeği tutuşanı söndürmek aslında amaç da. Peki Nuray'cığım bu ritüellerinle ilgili gerçekten çok telefonlar aldık. Bunlar zaten bitkileri kullanıyorsun, doğal olan şeyleri kullanıyorsun. Yaradan her şeyi bizim hizmetimize yarattığı için, onun bizim hizmetimize yarattıklarından faydalanmak için. Hayat zaten muazzam bir enerji. Bu enerjiyi aktarabilmek, çoğaltabilmek biz değerli kulların. Çünkü bu evrendeki en önemli yaratıklar biziz. En tehlikeli olanlar da biziz. İster güzellikleri, ister olumsuzlukları çekebilme hüneri de bize ait. Doğru. Dolayısıyla güzel gören, güzel düşünür. Hep mutfağı. Güzel düşünen doğru. hayatından lezzet alır. Nasıl ki Bediüzzaman Hazretleri'nin özel eserlerinde bunları okuyorsa, evet. üstadların, evliyaullahların, yani o kadar güzel mesajlar zaten verilmiş binlerce ki binlerce yıl önce hepsi anlatılmış kesinlikle, bize, verilmiş hepsi anlatılmış bilgiler. Ki ama benim ayrıcalığım burada ne? Birçok değerli meslektaşım var. Birçok kıymetli meslektaşım var. Ben özellikle ritüeller üzerinde eğitimler aldım. Hı. Kendi hayatımda deneyimledikten sonra astrolojiyle birleştirerek hatta bunun üzerine özel bir site de kurdum. Ritüelli takılar, ritüelli taşlar. Evet biliyorum. Ve bunlar hep yeni ay, çok dolunay zamanlarında bak, işlenen, güle güle kullan. Teşekkür ederim. Vav, vav'ın evet. anlamı ne biliyor musun? Biz ana rahmine düştüğümüzde vav. O şekil. Hayatı burada sonlandırıp tabii. başka bir boyuta geçtiğimizde de vav. Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir harf. İçimde. Ve yeni başlangıcı temsil eder ritüel olarak. Bakalım bugün nelere yeniden adım atacaksın. Harika. Bu arada senin haritanı inceledim de ne fark ettim biliyor musun? Ne fark ettin, ne fark ettin? Öyle bir süreçtesin ki Gülben. Seninle uğraşanlar elini ıslatıp parmağını prize sokmuş gibi hissedecekler. Ay bu nasıl bir tabir? Öyle. Benimle uğraşanlar elini ıslatıp prize soksunlar daha iyi. Aynı şekilde çarpılıyor. Şahane. İnşallah uğraşanlar izliyorlardır. Uğraşmasınlar sakın. Gelmeden önce dedim ki. Teşekkürler. Gelmeden önce dedim ki bir bakayım şu Gülben'in haritasına. Nasıl yaptın. Bir süreçten geçiyor. Ah, ah, ah. O Satürn açısı öyle bir açı ki. Ha iyilik düşünenler iyilik bulacaklar. Hmm. Ama bu dönem seninle ilgili sözlerine dikkat etsinler. Davranışlarına dikkat etsinler. Ki sen yükseleni kova olan, egodan çok uzak yaşayan, hiç. Kendine ait evinde de bir dünyası olan, son derece sade Burcum yaşayan. Başak yükseleni Başak. Kova. Yükselen kova. İncelemiş de gelmiş ben zaten. Biliyorum. Oo. Kesinlikle ve zaten inanılmaz iyi bir dönemdesin. Bize çok büyük sürprizler yapacaksın. Aşk, evlilik. Ne? Bilmiyorum artık. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Nerelerde tarçınlar yaktın da çektin çektin. Bugün yakacağım. Aşk, evlilik. Evet. Canlı yayın da söyledim canlı, bunu. Ben biliyorsun konuşmam konuşursam aa, da. Nasıl fırladığımı tak, bilemedim ayağacanım. Evlenmek istediğini gösteriyor yani. Hani bir fırladığıma göre fena ama değilmişim. Ama Gülben aile olmayı çok sever. Ben başka türlü yapamam. İş olsun diye ilişkiler yaşayabilecek aile. Bir enerjiye sahip olmadığı gibi haritasını bildiğim için evlenmiş olmak için de evlilik istemez. Onun için hep küçük bir kız çocuğu vardır. Şefkatini, sevgisini aktararak beslenir. Aa ben Nuray benim avukatım olsa valla ona danışsalar ve o beni anlatsa harikaymış. Kıyamam. Günün ilk telefonu Havva Hanım İstanbul'dan arıyor bizi. Rojin konuğumuz ve Nuray Sayarı konuğumuz. Hoş evet. geldiniz buyurun efendim. Alo. Buyurun.
Merhabalar Gülmen Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, siz? Sağ olun, ben deyim. Konuklarınıza da merhaba diyorum. Merhabalar. Merhaba. Üç hanımız, buyurun efendim. Kime sorunuz? Nuray Hanım'a benim sorum. Merhaba Nuray Hanım. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizlere hizmet etmek için bugün Gülben Hanım'dayız. Evet. Ritüellerimiz var, hemen sorun sorunuzu. Sorunuzu sorun. Sorun, ben 1,5 yıl önce evlendim. Yani yaklaşık 1,5 yıl Allah mesul etsin. Pek mesut olmadı işte eşimle. Anlatmayın da bir bakalım hemen. Hemen söyleyin efendim? Bana doğum tarihinizi. Doğum tarihim 12.07.1989. Peki saat kaçta doğduğunuzu biliyor musunuz? Saat akşam 9-9.30 civarları o ay. Nerede yani doğdunuz? Rize'de. Rize'de? Evet. Peki. Senin burcun ne? Hemen yay, bakalım. Hava Hanım, yükselen oğlak, ay akrepte, güneş ise yengeçte. Evet. Şimdi Plüto oğlak burcunda. Aşk ve sevgiyle evlilik yapmışsınız. Ama şu an öyle bir süreçten geçiyorsunuz ki Plüto'nun sert açısıyla ben partnerimi tanımamışım dediğiniz bir süreçtesiniz. Bazen partnerler aile olduktan sonra aile olmadıklarıyla yüzleşirler. Ama onun bir suçu değildir bu. Erkek çocukları anne ve babanın ilişkisini bilinçaltı rol model yapar. Her ne kadar tavsiye etmeseler de. Sevgili Hava Hanım'ın şanssızlığı da eşinin kendi anneyle alakalı kaosları. Bir de üretmeyi ve çalışmayı sevmeyen bir karaktere sahip olduğunu düşünüyorum. Astroloji bize olasılıkları gösterirken. Var mı öyle bir şey Hava Hanım? Yok aslında. Peki sorunuz ne Nuray Hanım'a? Sorun şöyle işte, ben evliliğimin ya ileriye doğru nasıl yönleneceğine alakalı bilgi aldım. Peki bugüne ait mutsuzluğunuz nedir sizin eşinizle? Mutsuzluğumuz ya, anlaşamıyoruz yani çok buyurun, fazla. Yok aslında diyorsunuz. Efendim? Bakın siz birbirinizi tamamlayamayan çiftlersiniz ve mutsuz bir süreçten geçiyorsunuz. Ve eşinizi evet, tanıdığınızı zannederken tanımadığınızla yüzleşmişsiniz. Doğru mudur? Evet. Biraz önce de söyledim, yok aslında diyorsunuz. Ya şimdi heyecanlandım Nuray abla. Dayamıyorum, bir de çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Yaman peki. Şimdi bu evliliği yürütmek sizin elinizde. Her hanımefendiye düşen bir görev midir? Bu değildir. Ama bazen karşılıklı bazı haritalar vardır. Ha. Feda ister, fedakarlık ister. İslamiyet'te de yani tasavvufta da ne deriz buna? Hakikat ilminde daha doğrusu imtihan. Şimdi bazı ilişkiler bazı partnerlerin imtihanı olabilir karşılıklı. Aslında burada Havva'ya sabrı öğreten bir eşi var. Peki sevgili Havva, eğer eşini seviyorsan, onunla yaşamda yol almak istiyorsan ki güneş yengeçte kararsızlık problemin var, bunu çözmen gerekiyor. Kimsenin seni yönlendirmesine ihtiyacın yok. Unutma, kendi ailen de olsa, arkadaşların da olsa ancak sen istediğin için senin evliliğin yürür. Arkadaşlarının yorumlarına bakma. Herkes der ki ben senin yerinde olsam katlanamam. Ben senin yerinde olsam aldırış etmem. Sizin yerinizde olsalar öyle bir katlanırlar ki. Egoları onları konuşturur. Evet. Bence sıkıca sarıl yuvana. Bir 8-9 ay daha şans ver. Olmuyorsa Allah'tan. Tamam mı? Peki. İyi sabırlar bak kendine. Sabırlar ve güzellikler diliyoruz. Burcun. Efendim? Mardin'de var mıdır böyle hani mutfağa asılan, evde tutulan, özel bereket getirdiğine inandığın şeyler? Şey var yani, inandığım değil hani yapılan, bölgeye ait üzerlikler var böyle parça parça, onlar üzerlik asılıyor. Üzerlik de muhteşem. Üzerlik o inanılmaz. O tütsü müydü üzerlik? Üzerlik böyle tesbih gibi ipe asılır. Nohut gibi böyle. Nohut gibi evet, asılır ve aralarına bezler. Renkli çok güzeldir. Hı. Mutfağa, evin bir tarafına asılır. Yani onu bereket, anlatalım mı? Bereket getireceğini. Bak oradaki bir de mavi dövme, kumaş. Üzerliğin üzerindeki o renkli bezler birçok hanımefendi biliyordur. Tabii. Mavi sohbetin ve iletişimin artmasını çeker. Kırmızı o evin içerisinde aşk ve seks verimli olsun anlamına gelir. Kırmızı çok demek. Bak pembe ipler sevgi ve muhabbet aktarsın evin içerisine temsil bak, eden. Anlamına. Yeşil sağlıklı olalım, huzurlu olalım, bebek yoksa üreyelim anlamına gelir. Hı hı.
Ki ritüel zaten anlam olarak, açılım olarak geçmişten kalan miraslar. Ve bugüne yansıyan enerjiler. Dolayısıyla birçok kişi karıştırıyor. Elhamdülillah ben örneğin Müslümanım. Sizler de Müslümansınız. Bütün dinlere saygı duyuyoruz. Ama nasıl ki dua ederken halis niyetle Yaradan'dan istiyorsak, Yaradan'ın yarattıklarıyla da enerjiyi arttırıyoruz. Tabii. Ama her şeyin başı önce Allah'tan. Biz sadece onunla konsantrasyonu arttırıyoruz. Enerjiyi çoğaltıyoruz. Hani gözün görmediğine bilinçaltı ikna olmaz. Yani göz görmesi gerekiyor. Örnek verelim şimdi. Şimdi evet. Bak burada kırmızı ve iki tane pembe mumumuz var, evet. Yanıyor. Kırmızı ve pembe aşkı temsil ediyor. Geçtiğimiz hafta size konuk olduğumda ne demiştim? Ayağa kalkabilir miyim? Tabii, tabii. Şimdi her evin bir köşesi vardır. Evet. Diyelim ki senin stüdyon şimdi senin evin. Tamam. Benim kapıda şurası olsun. İçeriye girdim. Ki içindeki gücün sırrını keşfet kitabımı okuyanlar... Bir şey söyleyeceğim. Ben kapıdan buradan giriyorum ama sen hep buradan yapıyorsun. Olur mu? Tabii. Şimdi ben niye buradan yapıyorum? Kolay anlatayım diye. Çünkü burada semboller var. Ha, her bana göre girişini böyle nitelen. Tabii ki böyle tamam. Nitelendiriyorum. Tamam. Şimdi girdim içeriye, kapıyı açtım. Tamam. Bagua'ya göre hanımlar, Bagua yöntemine göre sağ karşı köşe iletişim ve aşkın köşesi. Şimdi yani ben herkes kendi evine odasında, girdiğinde odasına. Her odada, her odada. Sokak kapısından içeriye girdiğimizde değil, diyelim ki biz bu ritüelleri yatak odasında yapacağız. Tamam. Diyelim ki mutfakta yapacağız. Diyelim ki çocuklarımızın odasında yapacağız. Odasının kapısını açtık, içeriye girdik. Sağ taraf. Sağ karşı köşe. Şimdi senin aşk köşene bu mumu götürelim. Tamam, götürelim. Diyelim ki sen yalnızsın. Evet. Diyelim ki yalnızsın zaten. Evet. Şimdi aşka niyetleneceksin. Niyetlendim. Ne çabuk. Hemen. Daha sen derken. Şimdi. Kadın şovmen şovmen. Niyetlendim diyorum ne çabuk diyor. Ne çabuk. Koyduk mu? Bak şimdi. Koyduk aşk köşesine. O mum orada yanacak ve bitecek. Yan eri inşallah. Evet. Şimdi neden pembe ve kırmızı? Neden? Şimdi pembe aşkın rengi. Hah. Aynı zamanda güzel diyaloğun rengi. Kırmızı tensel muhabbetin, uyumun rengi. Tamam. Dolayısıyla aşk köşesinde yanacak o mumlar. Sen de eve gidince biz, yak bana bak. Niyet ederek. Yakmadığını kim söyledi? Ve biz unuttum ki. Bak bak. Tabii Roji. Tabii bilmiyorlar senin ne tiyolar aldığını değil tabii mi? Canım? Evet evet. Tabii, tabii. Biz Nuray'la 10 yıl öncesinden bir burada arkadaşız. Öyle evet, mi? Programda evet. Böyle döktürdü önceden. Biz evet. Yaptık ama tutacak gibiyken tutmadı. Neden ama orada ego gibi de bir devreye girdi ama bak. Tutacak ben, gibi de şimdi, bir şey. Ego. Ego tabii vallahi. Ki. Şimdi keşke ego olsaydı. Bak biz öyle deriz. Hepimizin vardır tabii. Hepimizin ki, belli ölçüde vardır. Bir şey çok güzel kokuyor. Bir şey mi yakıyorsun sen burada? Orada mumlar yanıyor. Gül suyu var onun üstünde. Nasıl mumda mı tabii gül suyu? Tabii ki. Gül suyulu. Nerede bulacağız gül suyulu mum? Şimdi bizim var. Her şeyimiz var burada bugün. Ha. Tütsü tarifi vereceğim. Ha. Özellikle de şimdi Dolunay 19 Ekim'de yılın son ay tutulması ile birlikte Koç burcunda. Bu tutulma çok önemli bir tutulma. Örneğin tutulmadan birçok birey korkuyor. Korktuğumuz zaman olumsuz enerjileri çekeriz. Adı tutulma canım. Adı oğlum. Tutulma ama evet, biliyorsunuz. Evet gerçekten. Bakın, tutulma. Kur'an-ı Kerim'i incelediğinizde tutulmalara ait örneğin kılınan şükür namazları sünnet. Ve çekilen tesbihler sünnet. Dolayısıyla farz mecburi olan sünnet arzu ederseniz yaparsınız. Örneğin ayın 19'u 19 Ekim yılın son ay tutulmasında inançla halis niyetle araştırın bunu ben söylediğim için değil Allah rızası için kazalardan olumsuz enerjilerden arınmak için ama ortada bir kaza yokken ortada bir problem yokken kazalardan belalardan diye niyet etmeye gerek yok o enerjiyi aktarmaya gerek yok sadece Yaradan'dan halis bir niyetle Allah'ım sen beni nelerden koruyacağını benden daha iyi biliyorsun. Tabii. Beni koruman altına al, beni muhafaza et. Beni, benim ve birlik, insanlık alemi için hayırlı olan kullarınla karşı karşıya getir. Benim hayrıma olan her şeyi
bütünün de hayrına nasip et. Benim ve bütünün hayrına, benim dualarım hep bu yöndedir. Ben ve bütün derken yan komşum, karşı komşum, hayat arkadaşım, sevdiklerim, hatta yansımamdan dolayı sevmediklerim. Sevmediğimiz herkeste kendimize ait bir yansıma vardır. Var. Kesinlikle vardır. Neden? Şimdi Rojin, hiç sevmedim Rojin'in bakışların dediğim anda vaktiyle o bakışları birilerine ben atmışımdır. Aman. Ya da vaktiyle o bakışlardan dolayı başıma bir şeyler açmışımdır. Ki bu kadar tepki veriyorum. Neden algılıyorum? Bilinçaltınızın ve benliğinizin, ruh hafızanızın hatırlamadığı bir şeyi dudaklarınız ve diliniz zikretmez. Niçin dikkatinizi çekmeyen bir şeyi konu etmiyorsunuz? Ay Nuray, seni kocan olmak ne zor. Adam ne diyeceğini şaşırdı. Maşallah. Peki Gülçin Hanım arıyor bizi. Gülçin Hanım, hemen sorunuzu alalım. Rojin'den bir şarkı şimdi daha dinleyeceğiz. Aşkın pek, sesini peki duyar Gülben gibi Hanım. Ah Gülben. Ah dedi adamcağız dedi. Değil mi? Doğru. Peki buyurun dedi. Gülçin Hanımcığım. Merhaba herkese. Ben Yay Burcu'yum Nuray Hanım. Evet. 30 Kasım 1991 doğumluyum. Çok pardon, alamadım ben. 30 Kasım 1991. Sen evet. Akşam 8'i çeyrek geçe doğumluyum. Sabah mı? İş akşam. Akşam. İş hayatım merak ediyorum. Gerçi siz internet sitenizde yazmışsınız. Başarı sizi bulacak, yönetici yerden fayda göreceksiniz. Ama haritamız çok önemli tabii ki. Bireysel harita da çok önemli. Evet. Sen bakarken biz Rojin'den bir şarkı dinleyelim. Gülçin Hanım, hazır. Ayrılmayın. Hazır. Ama şarkıda sıra. Peki, tamam. Beklesin, hemen geliyor. Gülçin Hanım bekliyorsunuz. Nisane dilimin nisane.
sesin sözlerinden bir ah de yeter. Siz yapma bana. Hadi hadi birazcık. Sonra bir tarz daha dinleyeceğiz. Azıcık azıcık. Ayıp olur. Aa bayılır. Bayılır. Hakikaten mi? Niye? Ama Sezen bayılır takıdın yapılmasına. Gerçekten. Tabii canım. Biz bilmiyorum. Aa, Sezen Aksu bayılır. Hiç takılmaz böyle şeylere. Ayrıca hoşuna da gider. Şarkısında söylemişsin. Takılabilir. Hayır takılmaz diyorum sana. Garanti veriyorum. Emin misin? Evet. Ay. Tabii. Hadi hep beraber. Huyundan da. Bu dudak oldu sadece. Sırf dudak oldu. Peki yani hangi şarkı var sırada? İsrar etmeyeyim. Vardır bir bildiğin. Sırada Çidiki var. Haydi dinliyoruz o zaman. Birine dilim dedi ki emrime ait aldım.